Yine sadece söylemezsem olmaz oradaydı. Bütün bu davalardan sonra ilk defa görüntülendi Özcan Deniz. Buyurun bakalım ne söyledi. Hı? Özcan Deniz'in yüzü ne aşkta ne de işte gülüyor. Ünlü ismi bir kötü haberde reytinglerden geldi. Deniz'in merakla beklenen dizisi Seni Çok Bekledim beklentilerin altında kaldı. Özcan Deniz'in uykuları kaçtı. Deniz dün gece ünlü bir yönetmenle buluştu. Çocuğun bir velayet davası vardı, kendisi, siz de katılmadınız efendim. Kameramıza yakalanan Özcan Deniz sorulara ne cevap verdi? Feyza Aktan'ın açıklamaları reytinglere etki etti mi? Özcan Bey, eşiniz sizin için ve abiniz için şikayetlerde bulunmuştu. Eski eşi Feyza Aktan'la velayet savaşı adliye koridorlarına taşınan Özcan Deniz'in korktuğu başına geldi. Geçtiğimiz hafta tehdit edildiğini iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırmış, artık susmayacağım diyerek açıklama yapmıştı. Bir yandan oğlu Kuzey'in velayeti için uğraşan Deniz, eski eşinden ardarda gelen açıklamalardan sonra zamanlama manidar diyerek yeni yayınlanacak dizisini işaret etmişti. Ortaya atılmış iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım. Eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Ancak kadın hayranları Feyza Aktan'ın iddiasını unutmadı. Polise gidersen yüzünde sigara söndürürüm diyerek genç kadını tehdit ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e hayranlarının bir hayli tepkili olduğu günlerdir konuşuluyor. Bu tepkiyi anlaşılan geçtiğimiz hafta çıkan Özcan Deniz'in yeni sevgilisi haberleri de dağıtmamış. Özcan Deniz henüz iddiaları doğrulamadı ama kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Datkar'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Özcan Deniz her şey yolunda mesajı veriyor. Aşk haberlerinin ardından sosyal medyasında da paylaşımlarına hız veren Deniz, sessizliğini yeni partneri İrem Elvacıoğlu'nun doğum gününü kutlayarak bozdu. Setin Aylaz'ı, güzel kalpli partnerim benim, mutlu güzel yaşların olsun diyerek Elvacıoğlu'na jest yaptı. Daha sonra da yeni dizisi için Seni Çok Beklediğimin fragmanını paylaştı ve beklenen an geldi. Özcan Deniz'in dizisi ilk bölümüyle yayınlandı. Sette her şey yolunda gözükse de reyting listelerinden Özcan Deniz'e kötü haber geldi. Seni Çok Bekledim beklentilerin altında kaldı. Reytinglerden umduğunu bulamayan dizi rakiplerinin gerisinde kaldı. Reyting şoku yaşayan Özcan Deniz'in uykuları kaçtı. Çalışmalarını hızlandıran ünlü isim dün gece ünlü yönetmen Yüksel Aksu'yla bir araya geldi. Efendim merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Seviyoruz efendim. Özcan Bey merhaba, nasılsınız? Efendim bu kadar bekledik, bari bir iki soru sorsaydık. Gece boyunca çalışan ikili sabaha karşı ayrıldı. Efendim bu kadar bekledik, bari bir iki soru sorsaydık. Çocuğun bir velayet davası vardı, kendisi, siz de katılmadınız efendim. Başka zaman konuşuruz. Özcan Deniz, muhabirimiz Mustafa'nın ısrarlı sorularına rağmen çok yorgunum dedi. Velayet davası, Aktan'ın abisi ve kendisi hakkındaki iddiaları sorulduğunda da başka zaman konuşuruz diyerek yanıtsız bıraktı. Çocuğun bir velayet davası vardı, kendisi, siz de katılmadınız efendim. Başka zaman konuşuruz. Çok efendim, teşekkür ederim. Peki bu çok Samara yorgunum. Hanım, gerçekten böyle bir ilişkiniz var mı? Eşiniz de sizin için ve abiniz için. Özcan Bey, eşiniz sizin için ve abiniz için şikayetlerde bulunmuştu. Başka zaman konuşuruz, çok yorgunum diyor. Mustafa'da da ne kafa varsa, zaten bir tane soruna cevap vermedi. Ondan sonra bindi, ikinci soruyu soruyorsun, üçüncü başka soruyor. Yani sanki onlara bir cevap vermedi de bu üçüncüleri dördüncüleri sorarsan cevap veriyor. Ama bravo yani. Zorluyor. Zorluyor. En son baktı cevap vermiyor. O da bizim gibi iddialı, zorluyor da zorluyor. Bir şey söyleyeyim, baktı şey yapmadı, cevap vermedi. Sizin için şikayetçi olmuş en son. En bomba soruyu en sona bırakmış. Bir de sinirlenici de en kötü soruyu şimdi öyle sormuş. Güle yumuşuyor ama. Gergin değil mi? Gerginlik yani, var. Haklı da yani. Haklı ama mı? Bence Özcan başarılı olmak zorunda. Kızdan farkı. Para kazanmak zorunda. Kızdan farkı. O yüzden de hayatına adapte olabilmesi için ve bütün bunları yapabilmesi için bu sorunu bırakması lazım. Çünkü çocuğu annesinin yanında en azından. Yani sağlam da çocuğu. Tabii ki. Tamam mı? Evet, onlar bir kavga ediyor. Şimdi hukuka yansıdı. Tamam artık. Çünkü şimdi burada bizim moralimiz çok önemli yani. Yani biz moral insanıyız gerçekten. Şimdi burada moralin bozulduğu zaman konsantre olamazsın. Yani şimdi ama... Özcan günü hangi gün? Bugün mü yarın? Cuma. Cuma günü. Cuma günü Özcan'ı seyredelim. Evet, bakalım. Hep birlikte Özcan'ı seyredelim. Bir kritik yapalım pazartesi. Bir görelim mi diyorsun? Evet, tabii seyredelim. Kastı bakalım. Yani hiç ben şaşırdım. Bence Özcan şu anda var ya, başarısızlığının da stresini yaşıyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama sözde Özcan bir yönetmenle görüşüyor mu dün? Sanki öyle bir haber gördüm. Hı-hı. Yönetmen mi? Acaba bir... kurguda da bir problem var. Yani gitmiyor böyle bir... Ya sürüklemiyor yani bir şekilde. Sürüklemiyor ya, belki kurguyla alakalı kendi işin başına geçmek istemiş olabilir. Çünkü Özcan'ın yaptığı, kendi yaptığı filmlerde muhteşemdi. Biz izlerken böyle soluksuzdu. Ama her kadında oturmuştu, kusura bakmasın. Burada yani inşallah biz yanılırız tabii ki. Çünkü Özcan Denizli'leri severiz. Değil mi? Helvacı inşallah 3. bölümde ölür. Ondan sonra da 4. bölümde de aslında... Tuğba Büyüküstü. Hayır. Sürekli Tuğba Büyüküstü. Tuğba Büyüküstü oraya göndeririz. Aslı Enver girer. Ama Aslı Enver ve Özcan Deniz'den sıkıldık artık. 2 sezon sıktı. 3 hatta neredeyse. Gitmez kim mi? Olur? Mesela Özcan'a kim olur? Bir düşündüm. Bilemedim ben. Beren çok güzel olur da Beren de yapmıyor işte. Bu Beren niye yapmıyor Allah aşkınıza? Ya, bu Beren niye yapmıyor? Beren hangi kafalardasın acaba? Kenan'la. Ama Beren de döndükten sonra. Atiye'si devam edecek ama o da yok yani. 2. sezondan sonra yine bir yok yani. Seni gönderelim. Ben çok isterdim de canlı yayını bakmam diye ben. Yok biz idare ederiz. Ya. Değil mi Arto? Ederiz. Hayır. Önemli olan arkadaşımızın kariyeri sonuç olarak. Ne dedim sana? Bundan kurtulamayız dedim mi dedim. Kurtulamayız bundan. Ben gideyim o zaman. Ha? Ben gideyim. Ben de Götür beni gittiğin yere diye bir şarkı var. Evet, Emrah'la çekmiştik dizi. Ha. Emrah o günden sonra dizi çekmiyor bir de. Biz seninle CNN International'a gidelim. Yok vallahi Özcan Deniz neyse yani Özcan Deniz'in bu kara bulutlar üstünden dağılsın. Kesinlikle. Cuma günü de Özcan Deniz dizisi seyredelim arkadaşlar. Destek olalım Özcan'a. Hashtag Özcan'a destek diye başlatalım. Cuma günü bir hashtag açalım. Özcan'a destek diye başlatalım. Evet. Belki reytinglerde bir şeyler olur. Çünkü onu izlemeyi seviyoruz. Partnerini izlemeyi sevmedik belki ama Özcan'ı izlemeyi seviyoruz. Peki ünlülerin ilginç alışkanlıkları varmış. Hangisinin ne alışkanlığı var biliyor musunuz? Size de soracağım. Ama bana benimkini inşallah yayınlamazsınız. Çünkü bunu dışarıda sonra yapıyorlar sana. Tikleriniz değil mi? Vallahi bilmiyorum. Buyurun izliyoruz. Bana bak. Ünlülerin sahip oldukları alışkanlıkları duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız ya da gülmekten kendinizi alıkoyamayacağınız gariplikleri sizler için derledik. Listemizi Cem Yılmaz'la şaşırtıcı bir birliktelik yaşayıp ayrılığın acısını hala üstünden atamamış güzeller güzeli oyuncu Serenay Sarıkaya ile başlıyoruz. Sarıkaya her sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak ballı su içiyor. Ballı suyu güne daha zinde başlamanın yolu olarak herkese tavsiye eden Sarıkaya güzelliğini bu alışkanlığa borçlu olabilir. Listemizde yakın zamanda Sefil'in Kızı dizisinden şok eden bir kararla ayrılan ve gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu Neslihan Atagül var. Neslihan Atagül'ün de Serenay Sarıkaya'ya benzer bir alışkanlığı var. Sabahları ilk olarak mutlaka espresso içiyor. Daha sonra kahvaltısını yapıyor. Bununla da kalmıyor. Kahvaltının hemen ardından Türk kahvesini içmeden kendine gelemiyor. Bu kadar kafein maazallah. Listemize bu pek de şaşırtmayan alışkanlıklardan sonra bir diğer tuhaf alışkanlıkla devam edelim. Genç kızların sevgilisi yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un yeşil elma takıntısı var. Yeşil elma görünce yemeden duramayan Murat Boz eğer yiyemezse gözyaşlarını tutamıyor. Geçiyoruz bir diğer tuhaf alışkanlığı olan mavi gözlerinin güzelliğiyle büyüleyen Avşar kızı Hülya Avşar'a. Avşar zamanlama konusunda oldukça hassas. Öyle ki hiçbir yere geç kalmamak için saatlerini 5 dakika ileri alıyor. Sırada dobra açıklamalarıyla bildiğimiz güzeller güzeli yorumcumuz Seren Serengil var. Serengil'in köpeklerine olan düşkünlüğü artık herkes tarafından biliniyor. Bir an olsun köpeklerini yanından ayırmayan Serengil'in onlara sadece porselen tabakta servis yaptırdığını da biliyor muydunuz? Sırada Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır yer alıyor. İnanır, genel olarak sevilen hayvanların aksine kurbağaları çok seviyor. Bu yüzden evinin bir odasını kurbağa objeleriyle süslemiş. Geçiyoruz Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'a. Ersoy'un arası tek rakamlarla bozuk. Oda numarasından tutun da plakaya kadar tek rakamlardan kaçıyor. Devam edip geçiyoruz müziğin divasından imparatoru İbrahim Tatlıses'e. Tatlıses kapak olan sofraya oturmuyor. Sırada minik serçemiz Sezen Aksu var. Aksu'nun alışkanlığı tam da ondan beklenecek türden bir naiflikte. Örgü örmeye bayılan minik serçe misafirliğe her gidişinde çantasından örgü setini eksik etmiyor. Geçiyoruz unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi denince akla gelen ilk isim Necati Şaşmaz'a. Şaşmaz'ın alışkanlığına tiryakilik de denebilir çünkü gün içinde tam 80 bardak çay içiyor. Sırada yıllara meydan okuyan MFÖ grubunun üyesi sevilen şarkıcı Mazhar Alanson var. Mazhar Alanson her yurt dışı seyahatinde mutlaka peruk alıyor. Alanson'un evinde yaklaşık 200 adet peruğu var. Enteresan alışkanlıklar, takıntılar diyebiliriz. Var mı senin? Benim pek yok herhalde ya. Öyle bir kötü şeyim yok yani. Takıntım yok. Serenin olmasından var. Korkardım. Neden? Sereninki ama tatlı bir yani şey, çok önemli bir takıntı değil yani. Ama takıntı değil yani, insanın evlat sevgisi gibi bir şey. Ben hiçbir yere onlarsız hiç yapamıyorum onlarsız. Hmm. Onlarsız o kadar mutsuzum ki, istersem yanımda aşktan öleceğim birisi olsun. Onlar olmadığı zaman bir yere gidiyorum yani ya mesela, hemen dönmek. Sevgiyle ilgili bir şey yani. Hı? Sevgiyle yani ilgili bir şey. Bana muhtaçlar ya. Yani bensiz, bak şimdi mesela evden fotoğraf istedim ne durumdalar diye. Yani noy çok mutsuz yani. Ama gördüm yani. Orada güzel bir kristal tabakta yemek yiyordu. Kristal o, ve şeyde. Ya nasıl? Ha, hiç alakası yok. Tabii ki mama tabaklarında yiyorlar ama evlat gibi bakıyorum yani. Çünkü herkes de anlar yani. Bana bak, bizim yapımcımız bize düşman olduğu kadar herhalde dışarıdakileri düşman değil yani. Gerçekten. Her yerde haber var diyor bu konuyla alakalı. Evet ama işte biz de her yerdeki haberi veriyorsunuz. Teşekkürler. Benim de başıma geldi. Ama doğru değil tabii ki, porselende falan yemek vermiyorum yani. Gayet mama tabaklarında. Daha da pahalı bir şey söyler. Ama yani şöyle söyleyeyim, boynum tutuluyor. Onlar rahat uyusunlar diye yatakta hep beraber uyuyoruz çünkü köpeklerimle. Yani o kadar her şey onlarla yani. Ay biliyorum ya vallahi. Mesela gündüz de yani 2-3 saatten fazla bırakamıyorum yalnız. Mutlaka eve gidiyorum yani, onlar evdeler diye. Evet, evet, benimkisi biraz fazla ya. Belki ama evet. Ben de öyle mutluyum. Mesela yani. Ben de metal kaşıkla dondurma yiyemem. Dişim kırılacak sanıyorum. Allah Allah. Evet. Plastik de mi? Metal kaşık aldığım zaman ağzıma. Hadi yazın bize. Lulim. Evet, siz de takıntılarınızı yazın. Takıntılarınızı yazın bize. DM'ye yazın. Oğlum. Ya da şeye. Bizim hocamızın da var biliyor musun? Onun akli takıntısı var. Şu an yayındayken söylesene, bir tane hayvan var ya, sen hep söylüyorsun. Yılan. Çıktı. Yılan. Rejiden çıktı şu an. Bunu bildiğin iyi oldu. Tabii. Her yerde söyle. Evet. Dediğin zaman var ya, yılan ismini duyduğunda bile telefon at, kaç tane telefon kırdım. Ya hadi be. Evet. Ay, etrafınıza yılan bol, yılandan bol ne var Allah aşkına. Yani. Bilal'cim, sen insanların takıntısıyla ilgilenirken kendi takıntına bakacaksın. Ha. Senin de var tabii. Peki. Hı-hı. Şimdi geçtiğimiz günlerde kameraya yakalanan Serenay Sarıkaya'nın kombininin fiyatı çıktı ortaya. Bakalım Serenay kaç paralık giyiniyor? Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bir gün olsun gündemden düşmüyor. Aşklarıyla 2020 yılında çok konuşulan çift hala gündemde. Uzun bir süredir göremediğimiz Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bakım sonrası kameralara yakalandı. İyiyim çok şükür, her şey yolunda, ne yapayım? Yani öyle arada her şey yolunda çok şükür. Mutlu görüyoruz sizi. İyiyim çok şükür ya. Siz nasılsınız? İyi, siz de çok görüşemedik bayağıdır. Evet, bayağı oldu. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Kaz Dağları'ndaydınız sanırım, siz de dinlendiniz. Evet, birazcık dışarıdaydım aynen. Ne zamandır konuşmadığı için midir bilinmez ama güzel oyuncu sorulan bütün sorulara doya doya cevap vermişti. Dijitale bir dizi geliyor galiba. Aynen, inşallah. Belli mi? Yani henüz söyleyebileceğim bir şey yok çünkü çok başındayız. Ama netleşince ben de artık dayanıyorum. Çok gücüm kalmadı hemen. Gerçekten çalışmak istiyorum. Özledim bayağı ya. Röportajdan sonra çok dikkatimizi çeken bir detaysa Serenay Sarıkaya'nın kombini oldu. Son derece şık giyinen Serenay Sarıkaya aynı zamanda mütevazı görüntüsüyle de takdir edilmişti. İşte o kombinin geçtiğimiz gün faturası çıktı. Serenay Sarıkaya o gün üstündeki kombinine yaklaşık 20.000 Türk lirası harcamış. Bu kadar parayı neye verdi diye olabilirsiniz. İsterseniz sırayla üzerindeki kıyafetleri ve aksesuarları inceleyelim. Serenay Sarıkaya'nın küçük, kullanışlı çantası 5.595 Türk lirası. Üzerine tam giymediği, salaş kullanmayı tercih ettiği sweatshirt'ün fiyatıysa çantanın yanında para bile değil, 150 Türk lirası. Sarıkaya'nın griye kaçan spor ayakkabılarının fiyatı ise 3.960 Türk lirası. Ayakkabılardan hemen yukarı çıktığımızda ise oyuncunun eşofmanlarıyla karşılaşıyoruz. Sarıkaya beyaz düz eşofmanına tam 1980 Türk lirası para vermiş. Güzel oyuncu üstündeki siyah bluza ise 655 Türk lirası para veriyor. Ve geliyoruz pastanın çileğine. Sarıkaya küpelerine tamı tamına 8.400 Türk lirası para vermiş. Haberimizin başında dediğimiz mütevazı kombini lafını hemen geri alıyoruz. Oyuncu fazla para verip sadelikten yana olan seçeneği kullanmış. İsterseniz bir de eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sokak kombinine bakalım. Cem Yılmaz da eski sevgilisi gibi sadelikten yana deyip kıyaslamamızı kapatalım. Peki siz 10 üzerinden bir puan verecek olsaydınız bu kombinlere kaç puan verirdiniz? Ben Serenay'ın o kostümünü çok beğendim. Yani o kıyafeti çok yakışmıştı ona. Çok güzel ama bir yaz kostümü o. Evet. Yani yaz kıyafeti. Yani o kadar kış ki şu an. Hani herhalde kuaför çıkışı mı bu? Evet. O yüzden de yavaş falan. Yani çok ama çok güzel kıyafet. Evet. Çok yakışmış. 20.000 lira. Biz Artürk'e ne düşündük biliyor musun? Hani Beyaz'ın programında şarkı söylüyor ya. Hakan Altun'un. Hakan Altun'la acaba ikisi mi evlense? Ve ikisi birlikte olsaydı bak bir şey söyleyeyim mi? Hakan Altun'la Serenay Sarıkaya, Sarıkaya mıydı? Neyse. Sarıkabadayı. çünkü hep öyle demek istiyorum da o yüzden. Sarıkabadayı çok o Soner. O yüzden Soner Sarıkaya. Onlar birlikte olsaydı onlar evlenirdi biliyor musun? Gonca Vuslater gibi. Vuslateri. Vuslateri. Ya yani önemli değil yani. Şeyler ama Hakan'la Seren Serengil hoş geldin. Kim bu? Leman. Leman. Leman'dan dolayı. Ay ne yazdılar bana şimdi ne yazdılar. Ben bilmek zorunda değilim arkadaşlar. Ben gazeteci değilim, magazinci de değilim. Ben yorumcuyum. Ben olayları yorumluyorum. İsterseniz Mehmet Ali Bey'i de yorumlarım. Ahmet'i de yorumlarım sokaktaki. Ben ilişkiler üzerine bir yorumcuyum. Ama aslında bu güzel isimleri. Ben magazinci kişiye göre değilim. Tabii. Olamaz. Biz işte onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz çocuklar siz zannediyorsunuz ki biz bunları bilmiyoruz. Biliyoruz da. Biz kişilere takılmıyoruz ki biz olan olayları yorumluyoruz. Kişiler yani önemli olan orada Ebru Gündeş mühim değil. Mühim olan olay mühim. Ya da Türkan Şoray ya da bunların hepsi birbirinden değerli insanlar. Ay ben bazılarını gerçekten tanımıyorum yani. Hayır. Tanımak zorunda değilim ki. Ama konuyu biz onunla araştırmıyoruz. Bilmek zorunda. Aynen. Bilir kişimiz bu konuda Bircan. Bircan biliyorsunuz call center'da çalışıyordu. Call center'dan buraya getirdik. Geldi bilir kişi olarak. Şimdi ben bulgurumu yiyeyim. Sen bulgurumu ye, sen de biraz mantıklı konuş lütfen. Hayır bir saniye. Serenay'ın ayakkabısının fiyatı 3.960 lira. Evet normal. Cem'in terliğinin fiyatı 60 TL. Ne diyorsun? Cem'in ayakları küçük ya belki ondan mı? Ayak numarası. Cem'in ayakları ne kadar küçük olunca yani. İşçilik artıyor daha pahalı. Boyu da küçük. Bunun ayakları 34 falan herhalde. Yok 30, ya 35. değildir ya. Ne kadardır? 41 falandır. 41 değildir ya. Zaten 41 santim ya. Bacak boyu. Hayır ayak bacak sana şimdi işte. Cem Yılmaz'dan bir cevap gelecek Instagram'dan. Hayır Cem küçük boylu ama değil mi kısa boylu? Yine de Serenay ve Cem, Serenay'la Cem nereden çıktı? Evet. Serenay'la Hakan Altun birlikte olsaydı evlenir miydi? Bak şu beyaz şova katılmışlar ya, Hakan Altun şarkısını söylüyor. Orada bir elektrik sezdim ben çok eski ama aralarında değil yani olurmuş gibi bir elektrik seçtim. Olsaydı da evlenirlerdi. Gonca yani, gibi olmazdı. Gonca kahrından ölecek şu an. Niye? Doğrusu o. Düşünsene yani şu an Serenay'la. Ya ayrılmış da olmadı. Yazsanıza yakışır mıydılar? Serenay, Hakan Altun ve Serenay yakışır mıydı? Ay sus, aklıma öyle sokmuyor. Bir dakika ama şunu verin, ama şu Beyaz TV, ay Beyaz TV diyorum. Beyaz Show'daki. Beyaz ikisi de. Beyaz Show'daki. Kız biz doğal salağız galiba. Golden Girls var ya, şeylere benziyor. Mapu Show'daki, yemin ederim bugün. Ben bugün Kermit. Mapu Show diyorum ya. Beyaz Show'daki Serenay'ı bulun. Beyaz Show'daki Serenay şarkı söylüyor ya Hakan Altun. Verir misiniz? Demin verdiniz. Onu bulsanız. Onu ayarlasınlar da versinler. Onlar da direnirmiş. Vermiyoruz diye direnirlermiş. Yok verecekler. O sırada biz başka mevzuya girelim. Hayır biz konuşurken üstüne verecekler. Hazırlıyorlar şu anda. Bence, sence? Ya ben hiç olsa, bak iyi düşün. İkisi birbirine uygun. Evet. Ama nasıl uygun? Birbirlerinin istedikleri var. Boyları da ikisinde uzun. Birbirlerinin istedikleri var. Hakan'ın bir kadından istediği Serenay'da var. Serenay'ın ne mesela? Hakan'ın ne isterdi? Alım, güzellik ve duygusallık var. Ve yavaş olmak var. Bizim kız da Serenay'da yaşı büyük adam sever. O da onda var. O da duygusallık. Aynen. Yaşı büyük adam. Adamsın. Ama bu fikir benden çıktı biliyorsun. Evet. O da ona çak. İkimiz birlikte söyledik. Hayır ben sana söyledim. Sen de evlenirlerdi dedim. Ya bak ya, nasıl ilahi hayatta yedirtmez. Yani bunda takım oyunu diye bir şey yok. Ne olur beraber bulduk olsa, şu haberi birlikte söylemiş olsa. Haber değil ama bu benim fikrim de. Tamam. Yarın bir gün sevgili olurlarsa ve kötü şeyler olursa sorumluluk sana ait. Gördüğünüz gibi öyle bir deli ki yani burada bile yedirtmiyor kendini. Bir şey söyleyeceğim. Verir misiniz ya? Yani demin verdiniz, daha o açıdan söylüyorum. Hazır mı? Ne durumda? Biz konuşalım, verecekseniz o başka konuya da girebiliriz yani. Peki ver. Arkadaşlar Serenay ile Hakan aşkından çok Arto ile Seren aşkını gördük. Niye göstermediniz o görüntüleri? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani ben demin onu o arada seyrederken bunların arasında aşk olsa güzel olurdu dedim. O da dedi ki bunlar beraber olurlarsa hemen evlenirler dedi. Biz böyle bir aşkı başlatalım bence. Ben dedim ki Gonca ölür dedim. Böyle bir aşkı başlatalım. Gonca mahvolur dedim. Serenay ile Hakan acayip aşk yaşar. Nasıl baktığını gördüm Hakan'ın şarkı söylerken. Birbirini takip ediyorlar mı? Gerçi Hakan kimseye etmiyor. Hakan kimseye yetmiyor. Serenay ile Hakan çok yakışır. Ayda. Bir de sen de çok güzel açıklama yaptın. Doğru açıklamalar yaptın. Biz bunları yaparken biz bunları yaparken bir aşk görüntüsü çıktı yeni. Kaan paylaştı, sayfaya bakın. Kaan kim? Hadise. Kaan Yıldırım Hadise'yi öperken Hadise de böyle Hadise'yi de öpsün de bari Hadise'nin sinirlerini bari yumuşatsın da yani. Güzel fotoğraf. Lütfen yani. Onlar da çok güzel aşıklar. Gerçekten. Yani. Güzel oldular. Biz bu kadar güzel konuşmamıza rağmen yine de. Sevgililer günü geliyor, ne yapacağız Arto biz seninle? Yemin ederim. Bilmiyorum seninle. Sorumuz ne olacak? Sevgililer günü planınız var mı sizin? Siz artık eşsiniz gerçi, sevgili değilsiniz. Bir planım var da. Ömer'i şutluyor dermişim. Allah korusun. Ay Allah. Bir planım var da şimdi burada söylemeyeyim. Harika bir görüntü. Ne güzel, çok sıcak. Çok güzel bir fotoğraf, taze bir fotoğraf. Evet. Kaan paylaştı 19 dakika önce. Çok güzel değil mi? Kaan'a bak sen. Acık şöyle paylaş. Bu son ayrılıktan sonra bir yerine oturdu sanki. Biraz daha. Bak, burada da sahiplenmiş gibi. Bak burada böyle bir erkek gibi sahiplenmiş. Ay hayatım, o fotoğraflardan olmuyor hayatım. Yok, olsa ama güzel. Fotoğraflarda herkes sahipleniyor da. Fotoğraflar bitince. İlk defa böyle hani iyi bir sarıp sarmalamış. Hayat, bunlara hiç inanmıyorum artık. Ben de eskiden öyleydim de. Ama şimdi bunlar iyi duruyorlar. İnşallah mutlu olurlar. Evet.